Mardin İl Tarım Müdürü Menduh Dinler Bey ile birlikte bu defa sumak fidanlarının arasına geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu sumak fidanları yaprakları şu şekilde. Susuz yetiştirmeye elverişli bir bitki. Daha detaylı bilgileri Menduh Bey'den öğrenelim. Geçen sene biz bu tohumları diktik. Gördüğünüz gibi şu anda sumak var üzerinde. Bu sumak oluyor değil mi bu şimdi? Bu sumak oluyor. Ama bir yaşında fidan olduğu için hani zayıf kalmış. Çok besleyememiş. Yok, fidan çok güzel beslenmiş ama bir yaşındaki fidan bu. Meyveyi besleyememiş. Meyveyi besleyememiş. Normalde bizim Mardin'de sumak var ama sumak bahçeleri, kapama bahçeleri yok. Bizim amacımız kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimize 3'er dekar, 5'er dekarlık sumak bahçeleri oluşturmak. Bir de Mardin'de su sorunu var. Sumak normal şartlarda birinci yıl bir can suyu, iki tane can suyu verdiğiniz zaman bir yıl sonra kendiliğinden kuru şartlarda yetişebilecek, kendi kendine filiz verebilecek kapasiteye sahip bir bitki. Üreticilerimiz bu yıl mesela dağ tarafından topladığı sumakları 60-70 lira ama şu anda markette 150-200 lira civarı bir çok şey. Çok pahalı değil mi sumak? Pahalı. Gıda sektöründe kullanılıyor, sanayi sektöründe kullanılıyor. Kalp ve damar sağlığı için çok etkili. Tıpçı değiliz ama şu anda literatürde geçen şeylerde bunların faydaları olduğu söyleniyor. Karaciğer sağlığı için önemliymiş. Amacımız buradaki bahçeleri, atıl durumdaki arazileri, susuz arazileri çiftçimize bunları da yetiştirmek. İnşallah en kısa zamanda bunların meyvesini de üreticilerimiz ye. Niye salatalara sumak konuluyor biliyor musunuz? Aroması çok güzel olduğundan dolayı geliyor. Soğan kokusunu engelliyormuş, baskılıyormuş. O yüzden. Onu da burada öğrendik. Sizin İnsanlar deneyerek neleri keşfetmişler, neleri bulmuşlar. Ama faydalı bir bitki. Gerçekten faydalı, verimli bir bitki. Fidanı toprakla buluşturduktan sonra 2 yıldan sonra da ürün vermeye başlar. Çalı tipidir ağaçları ama büyük ağaçlarda 7 kilo ile 10 kilo arasında ürün de alınabilecek. Bir ağaçta 7 kilo ile 10 kilo. Eğer ağaç tam formatına gelirse, büyürse, bir de bakımı yapılırsa 10 kiloya yakın bir sumak da elde edilir. O zaman bir hesap yapalım. Bir dekara 50 tane ağaç girebilir. Hani sık dikilirse falan. Pek fazla sık da dikmeye gerek yok. Şimdi bir dekardan 50 tane ağaç, onu da 7 kilo ile hesaplasanız 150 kilo, bunu da şu anda 100 lira hesaplasanız 35 bin lira para ediyor. 3 dekarı, 5 dekarı olan bir çiftçi hiç olmazsa aile ekonomisine bir katkısı olur. Yani sumak gerçekten hem çok çabuk üretilen hem de çok çabuk sonuç alınabilen bir meyve. Belki ben biraz hayalciyim ama bilmiyorum. Kuru şartlarda sanayi sektöründe geleceğin bitkisi bence. İnsanlar zaten şu an onun arayış içinde. Evet, hem çok lezzetli hem çok sağlıklı sumak bitkilerini Mardin İl Tarım Müdürlüğü tarafından fide olarak üretiliyor. Mardinli çiftçiler ulaşıp bu çok faydalı bitkiyi bahçelerine ekebilirler. Tabii, beyaz sumak bahçeleri oluşturabilirler. Bunun kaynağı da Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz, İl Müdürlüğümüz, çiftçilerimizle ortaklaşa düzenlediğimiz kaynak. Büyükşehir'in katkısını unutmayalım. Çünkü maddi imkanı hemen hemen %70'ini, %80'ini Büyükşehir sağlıyor. Benim şahsi şöyle bir hayalim var. Mardin su sorunu olan bir şehir. Bunu refüj alanlarının ortasına dikersek hiçbir zaman sulamadan bence refüj alanlarının hepsi yeşil kalır. Ve insanlar oradan şey de alır. Sumaklarını da toplayabilirler. Güzel bir koku da salar şey. Zaten ben hep şunu merak ediyorum. Böyle yol kenarlarına niye meyveler ekilmiyor? Bu toprakların ürünleri şöyle ekilmiyor. Şöyle dezavantajı var. Araçların kullandığı mesela o gazlar şeyler falan meyveni kirletirdiği için falan büyük ihtimalle. Çünkü zarar verir. Ama bu meyve amaçlı da kullanılmazsa yeşillik amaçlı mesela refüjleri yeşil tutmak için su istemeyen bir bitki. Kırmızı bak, kırmızı olacak tabii, olgunlaşınca çok güzel bir görüntü olacak. Bir rengi de gözükür. Şimdi sizin fidelikte bir ağaç daha var değil mi? Zeytin ağacımız var. Deri kalhali zeytinimiz var. Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler Bey ile fidanlığı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar harıl harıl çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Neyin şu hazırlığını yapıyorlar? Şu anda 2024 üretim sezonu için toprak dolduruyoruz. 15-20 gün sonra bunların içerisine tohumu atacağız. 2024'ün 11. ayında da bu fidanları inşallah çiftçilerimize dağıtacağız. Burada şu anda 100 bine yakın torba dolduruldu. Bunların içerisine mahlep, ceviz, badem, ondan sonra nar, bıttım gene yetiştireceğiz. Ürün çeşidi. Gene dağlık bölgeyi düşünüyorsunuz. Dağlık bölgeyi düşünüyoruz.
incir var. Mesela bizim delik incirimiz var, zeytinimiz var. Bunlardan kaleme alıp burada çoğaltıp seneye dağıtmak için yeni sezon üretimi için hazırlık yapıyoruz. Adını saydığımız bitkilerden bir tanesini tanımıyorum ben. Mahlep. Kiraz aşılanıyor üzerine. Kiraza anaçlık yapıyor. Anaçlık yapıyor. Hangi cins kiraza? Ya şu normalde mahlebin üzerine hangi cinsi vurursanız çıkar aşıda. Ama genellikle burada Napolyon kirazı üretimi var burada. İklimsel özelliklerimiz biraz farklı olduğu için aroması da biraz farklı. İklim tadını da etkiliyor. Tabii diyorsunuz. İklim tadını etkiliyor. Şöyle, sıcaklığın fazla olduğu yerde, rutubetin az olduğu yerde aroması biraz daha güzelleşiyor bitkin. Şimdi Mardin kışları şiddetli soğuk, yazları da fazla sıcak. Çok fazla soğuk değil. Aslında yok, çok fazla soğuk değil. Yılın işte 10 günü, 15 günü veya bir haftası bir eksi derecenin altına düşüyor. Pek fazla soğuk bir iklime sahip değiliz. Dağ tarafı mesela 10-15 günlük belki bir don olayı oluşuyor. Yani biraz Akdeniz iklimine mi yakın o zaman? Ova tarafı karasal iklim ama şöyle mesela yazı 50 dereceyi buluyor, bazen 50 dereceyi buluyor Ağustos dönemi falan. Ova tarafı işte Mart'ta bazen donu oluyor, bir haftalık bir donu oluyor burada. Şey karasal iklimdir edin. Ama Akdeniz iklimi özelliklerini de gösteriyor. Peki siz soğuk değil o kadar derken nereye göre örnek veriyorsunuz? Mesela Erzurum'a göre, işte Sivas'a göre, ne bileyim İç Anadolu'nun bazı kesimlerine göre soğuk değil. Ama bugün Akdeniz'e göre şey yaparsanız o zaman soğuk olacak. Tabii ki. Peki toprak yapısını anlatabilir misiniz? Mardin Ovası'nın ve dağlık bölgelerinin. Dağlı bölgedeki toprak yapımız genellikle meyveciliğe uygun bir toprak yapısı var. Siyah bir toprağımız var. Ova tarafı da komple hububat alanları. Zaten dümdüz bir ovamız var. 2 milyon dekarlık bir ova. O ovaya biz kesinlikle artık meyve çeşitlerini koymayı düşünmüyoruz. Çünkü ülke olarak bizim hububata ihtiyacımız var. Çok bereketli bir Mezopotamya toprağı var burada. Ben şimdi kiraz, yabani kiraz üzerine aşılanıyor diye biliyorum. Mahlep yabani anaç olarak. Yabani kiraz ağacının bir diğer adı da mahlep oluyor. Mahlep, anladım. Evet. Şimdi oturdum. Mardin Kızıltepe'de geleceğin fidanları için toprak dolduruyoruz. Buralara fidanlar ekilecek. Fatma, efendim. Şimdi dikkat ettiğimiz bir şey var mı bu toprağı doldururken? Yok, hayır, öyle dolduruyoruz işte. Böyle taş da geliyor mesela, taşı da koyacak mıyım? Yok, taş hariç hepsini koyuyoruz. Peki büyük toprakları böyle kıracak mıyım? Hı, öyle yapıyoruz. Kırıyorsunuz öyle mi? Evet. Nelere dikkat ediyoruz bu toprakları böyle hazırlarken? Taşlara, camlara sadece. Ha, taş ve cam koymuyoruz. Evet. Zaten bitki taşın içinde kök salacak değil, değil mi? Evet. Ne ekilecek buraya biliyor musun? Fıstık, çam falan, işte incir, ceviz. Meyve fidanları ekilecek hep. Sen ne zamandır bu işte çalışıyorsun? 2 ay falan oldu. 2 aydır çalışıyorsun. Hı-hı. Daha önce de çalışmış mıydın? Yok, daha önce çalışmadım. Kaçta başlıyorsun? Saat 8'de geliyoruz. 4.30'da falan bırakıyoruz. Seviyor musun bu işi? Evet, güzel. Eğlenceli yani. Hava bugün çok güzel. Güzel havada daha keyifli oluyordur herhalde, değil mi? Evet. Meyvelerini ektiğiniz sonucunu görebiliyor musunuz? Merak ediyor musun? Görüyoruz. Sen de uğraşıyor musun böyle ekip biçme işiyle? Evet. Bizim bahçemizde var. Var mı? Ne ekiyorsunuz? Ceviz var, incir var. Oo, ceviz. Evet. Buranın cevizi de meşhur galiba, değil evet, mi? Evet, öyle. Yağ oranı çok muymuş? Yağlı ceviz oluyormuş burada. Evet. Peki cevizi nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl tüketiyorsunuz? Yiyoruz. Nasıl yiyorsunuz? Ya, kopartıyoruz, hani, yiyoruz. İşte baklavaya mı koyuyorsunuz, makarnaya mı koyarsınız? Valla daha çok kışın işte çayın yanında yiyoruz. Ha, kuru yemiş olarak tüketiyorsunuz bence. Hani onun tatlısını da yapıyorlar ya böyle. Evet, Kıbrıs tatlısı var, onu da kullanıyoruz. Fatma, ceviz sucuğu da yapıyor musunuz? Evet, ondan da yapıyoruz. Ne güzel, burada doğal her şey değil mi? Size kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.